Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. AKMEK Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak sunmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum AKMEK Kara Kalem Eğitmenimiz Sayın Dilek Göktaş Hanımefendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Biraz teşekkürler. kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Dilek Göktaş, Uludağ Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği mezunuyum. 2015 yılından beri AKMEK'te görev yapmaktayım. Kara kalem bir sanattır. Peki kara kalem sanatın neresindedir hocam? Biraz anlatabilir misiniz? Kara kalem ilk resim olarak Yoğma Taş Devri'nde insanlar mağaralarda yaşıyordu. Mağaraların duvarlarına, av sahnelerini resmederek başlamıştır. O zamandan günümüze gelerek kara kalem kendini, kara kalem demeyelim daha doğrusu resim sanatı kendini geliştirerek devam etmiştir. Kendi içerisinde alanlara ayrılmıştır. Peki kara kalemde yaparken kullandığımız malzemelerimiz nelerdir? Seyircilerimize bir gösterelim isterseniz. Hangi aşamalardan geçiyor hocam? Kara kalem resmin de kullanacağımız malzemelerimiz, kurşun kalemlerimiz, kömür de kullanabiliriz. Hamur silgimiz, normal silgi, yine kalemtıraş olarak doğada bulunan malzemelerle yaptığımız bir tekniktir. İsterseniz yaptığımız resimlerden hangi aşamalar, hangi teknikler kullanılmış onları gösterelim seyircilerimize. Yaptığımız teknikler, kursumuzda yaptığımız eğitimler önce temel tekniklerle başlıyor. Nokta çalışmasıyla başlıyoruz ilk önce, iki boyutlu çalışmalarla. Daha sonra çizgi çalışmasıyla devam ediyoruz. Daha sonra yine tonlama nedir? Açık koyu tonlar, tek renk üstündeki ton geçişleri nasıl olur? Bunları ilk aşamada temel ilkeler olarak öğretiyoruz. Daha sonra obje çalışmasına geçiyoruz. Obje çalışmasında da şu şekilde aşamalarımız var. Örneğin burada aşamalı bir şekilde resmettiğimiz Şöyle bir bir gösterelim isterseniz çalışmamız hocam var. seyircilerimize. Evet, şöyle tutalım. Bir çiçek saksımız. İlk önce bir taslak olarak oluşturuyoruz. Taslak oluştururken fazla çizgi kullanıyoruz. Doğru çizgiyi bulduğumuz zaman da diğer aşamaya geçiyoruz. Diğer aşamada, pardon şuydu. Diğer aşamada biraz daha netleştiriyoruz. Doğru çizgilerimiz üstünden geçip daha sonra yine birazcık ışık gölge girerek devam ediyoruz. En son aşamada da objemizin, karşımızdaki gördüğümüz objenin detaylarına girerek biraz daha tonlama üstünde çalışarak sonlandırıyoruz. Dört tane aşamadan geçiyor yani bir objeyi çizebilmek için. Yani İlk burada önce dört aşamadan, tasarlayacağız. oluşturmuşuz. Evet Bu hocam. İlk şekilde devam ediyor. öğrenmemiz gereken bizim noktaları Nokta öğrenmemizdi. çalışmasıyla başlıyoruz. Evet, daha sonra çizgi, daha sonra üç boyutlu çalışmalara geçmek üzereyken de geometrik şekillerden yararlanıyoruz. Geometrik şekillerde tonlama nasıl yapılır? Çünkü doğada gördüğümüz, yani etrafımıza da baktığımızda gördüğümüz objeler ya küp, ya daire, ya dikdörtgen, prizma şeklinde objelerimizi görüyoruz. Biz bunu temel olarak geometrik şekillerde tonlama yaparak daha sonra obje nasıl çizilir konusunda biraz daha işimizi kolaylaştırıyoruz. Peki kursiyerleriniz ilk başlarda zorlanıyorlar mı? Kursiyerlerimiz ilk başta, daha doğrusu en başta diyelim, kursa yazılırken gerçekten bu işi yapmak için gelmek istiyorlar. Ama biraz da tedirgin oluyorlar. Niye? Yapacağımız, hani resim biraz daha zor geliyor onlara. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hani ben hayatımda hiç çöp atan bile çizemem diyen öğrencilerimiz oldu. Kurs sonunda gerçekten kendilerine hayran kalarak ayrıldıklarını Öğrenmiş bir şekilde gördük. Aynen öyle. ayrılıyorlar. Bu süreç uzun bir süreç mi? Öğrenme sürecimiz ne kadar sürüyor? Öğrenme sürecimiz öğrencinin kendisine de bağlı biraz. Hani ilgi, istek, yetenek diyoruz. Bu üçünden, hani üçünün bir arada olduğu zamanlar da oluyor. Gerçekten hani hiç yeteneği olmayıp da sadece ilgisi ve azmiyle çok güzel bu işi başarıp kursumuzdan ayrılan öğrencilerimiz oluyor. Ne güzel hocam. İsterseniz seyircilerimize bir obje çizelim, gösterelim daha yakından. Şimdi karşımızda bir vazomuz var. Onu çizeceksiniz. Evet, vazomuzu ilk önce dediğimiz gibi başlangıç aşamamız ölçü alarak. Objemizde oran orantı önemli. İlk başta yine kalemle ölçü almayı öğretiyoruz öğrencilerimize. Karşımızda gördüğümüz obje uzun ince bir obje.
Bunu bir dikdörtgen içerisinde sığdırabiliriz, onun içinden çıkarabiliriz diyoruz. Şimdi ilk önce objenin en kısmını ölçüyoruz. Eni ile yüksekliği arasındaki orantı ne, onu buluyoruz. Objemizi ölçü alarak, yani bir gözümüzü kapatıp diğer gözümüzle objenin en bombeli kısmından ve yüksekliği arasındaki orantıyı buluyoruz. Yani bu objemizde gördüğümüz kadarıyla eni 1 birim, yüksekliği 2 birim. Yani 1'e 2 oranında bir objemiz var karşımızda. İlk aşamamız nedir? İlk aşamamız kağıt üstünde objemizin orantılı bir şekilde kağıt üstüne yerleştirmeyi sağlamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi dikdörtgen içerisine sığabilecek bir objemiz bu. Kağıdımızın üstünde alttan ve üstten belirli oranlarda mesafe ayırıp çizgimizi, objemizin başlangıç ve bitiş yerini göz kararı ayarlıyoruz. Daha sonra objemizin orantısına ne demiştik? 1'e 2 oranında bir objemiz var demiştik. 1'e 2 oranında da bir yüksekliğimizi ölçtük. Yüksekliğimizi 2'ye böldüğümüzde de bize objemizin enini veriyor. Çeviriyorum bu şekilde. Şu dikdörtgenim 1'e 2 oranında bir dikdörtgen. Dikdörtgenin içerisine karşımdaki obje orantılı bir şekilde sığabilir. Daha sonra objelerin ortasından geçen bir düz çizgi olduğunu düşünüyoruz. Tam ortasından bir çizgi çizerek, çünkü sağ ve sol tarafı birbirine simetrik olması gerekiyor. Ortasından bir çizgi çektim. Daha sonra objemin şekline bakıyorum. Objem silindir bir şekilde obje. Şimdi ağız kısmı nerede? Yine göz kararı ya da yine kalemle ölçü alarak yapabiliriz bunu. Ağız kısmını ne kadar görüyorsak o şekilde bir ölçüyle girdik, devam ediyoruz. Şimdi başlangıçta bol çizgiyle başlayacağız. Objemizi aynen belli belirsiz çizgilerle, bol çizgiyle doğru çizgiyi bulmaya çalışıyorum. Bu aşamada öğrenciler biraz tedirgin oluyor. Hocam hangisi doğru çizgi, hangisi yanlış çizgi? İşte onu kestiremiyorum diyebiliyorlar. Bu ölçü konusunda zorlanıyorlar mı? Ölçü konusunda evet zorlanıyorlar ama ölçü konusunu hallettikten sonra gerçekten diğer kısımlar daha kolay anlaşılabiliyor. Şu an Dilek hocamız bize bir vazo çiziyor. Görüldüğü gibi sadece hani genel hatlarıyla, bol çizgiyle çizdiğimiz bir obje. Daha sonra detaylandırmaya girince kenarındaki eğimler nasılsa biraz daha düzeltiyorum. Mesela alt tarafı biraz daha eğimli. Şuradaki içeriye giren kısım biraz daha dışarıda. Ufak ufak düzelte düzelte. Mesela ağız kısmında biraz daha çıkıntı varsa orayı çıkarıyorum. Genel anlamda yerleştirme yapıyorum. Eline geldikten sonra şimdi kenarlarında çizgiler var. Sizin için artık çok kolay bir geliyordu. Yaptıkça öğrenilen bir şey. Yani ben yapamadım birinci aşamada, ikinci aşamada ya da bir kere yaptım olmadı, iki kere yaptım olmadı, üç kere yaptım olmadı demeyle olmuyor bu. Hani sürekli tekrar gerektiren. Pes etmeden devam olmadı edecekler. Olmadı deyip bırakmak yerine. Bırakmak olmayacak. Sabırla devam edecekler. Daha sonra da istedikleri sonuca ulaşacaklar. Şu an zaten ilk aşamasındayız vazo çiziminde. Evet. Biraz daha detaylandırılabilir. Boyutlama işlemi ne kadar sürecek hocam? Yani ölçüyü, şekli tam doğru çizdikten sonra tonlamasına geçeceğiz. Hı hı. Yani 3 aşağı 5 yukarı şeklimizi oluşturduk. Objemiz şeklini oluşturmuştuk. Hı hı. Bu şekilde biraz daha netleştirdik. Daha sonra tonlama kısmına geçiyoruz. Objemiz koyu tonsa biraz daha üstündeki tonlar koyu. Eğer beyaz bir obje olsaydı biraz daha açık tonlarla bir tonlamayla devam edecektik. Objemiz koyu olduğu için, stüdyomuzda da her taraftan ışık geldiği için biz buna mesela tek yönden ışık verebiliriz. Hı hı. Örneğin bu objeye sol taraftan ışık verelim. Sağ taraf biraz daha koyu olsun. Evet.
Peki hocam, siz çizmeye devam ederken ne tür resimler yapılıyor kara kalemde? Onları da biraz anlatsak. Öğrenciler genelde manzara resimlerini çok seviyorlar. Manzara çalışıyoruz. Obje çalışmaları, natürmort çalışmaları yapılıyor. En son aşamada portre çalışmasına geçiriyoruz. Portre çalışması temel teknikleri güzel bir şekilde öğrendiysek portreye geçiyoruz. Portre kısmı dediğim gibi en son aşama. Biraz daha ellerinin öğrenmiş olmaları gerekiyor. Biraz daha ellerinin daha çok yatkın olmaları gerekiyor iyi bir portre yapmak için. En zor kısmı portre çizmek. Doğru mudur? Evet. Minik objelerle başlayabilirler ilk başlayanlar. Evet. Dediğim gibi hani sürekli ellerini köreltmeden karşılarına obje koysunlar, sürekli çalışsınlar. Uzun süre çizmemezlik yapmasınlar. Çünkü uzun süre çizilmediği zaman elde tembellik oluyor. Kara kalem kursumuzda taleplerimiz gayet güzel. Dediğim gibi hani piyasada gördüğümüz kara kalem portre resimler var. Onlar insanların ilgisini daha çok çekiyor. Daha çok çektiği için de kara kalem kursuna talebi biraz daha artırıyor. Bu şekilde devam ediyorlar. Evet. Sadece bayanlar geliyor mu yoksa erkekler de katılıyor mu kara kalem çalışmalarına? Kara kalem kursumuz şu an gündüz kurslarımızda devam ediyor. Yani bayanlara yönelik şu an. Talep olduğu zamanlar oldu. Evet, akşam kursları da açtık Akmek Merkez bünyemizde. Akşam karma kurslarımız da oldu. Dönem dönem akşam kurslarımız oluyor taleplere göre. Şu an boyut kazanmaya başladı. Evet, yani tek tonla boyut kazandırma işlemimiz devam ediyor. Şimdi resim yaparken öğrencilerimiz resim, mesela bunu tonlama giriyor ya da resim yapıyor. Sürekli bu şekilde tutuyorlar. Yani resim kağıdı elimizin altında oynaması gerekiyor. Yani nasıl kolayımıza geliyorsa, elimize nasıl kolay geliyorsa o şekilde atışlar yapmamız için elimizin altındaki resim kağıdını istediğimiz yöne, elimiz nasıl rahat edecekse o şekilde çevirip tonlamamıza devam ediyoruz. Evet. Sonlarına doğru yaklaştık zaten değil mi objemizin? Evet. Biraz da pratikle alakalı bir şey. Pratik kazanılması için dediğim gibi pes etmeden çalışmaları gerekiyor. Burada çok güzel masamızda da yine örnekleri var yaptığınız çalışmaların. Bir sanat eseri, kara kalem yapmak. Dilek Hocam, buradan seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kurslara katılmaları için teşvik edici neler söylemek istersiniz? Kara kalem resim kursu için söylemem gerekirse, zaten Akmek kurslarımızda bayanların evde oturup hani zaman öldürmeleri yerine gerçekten bir şeyler üretip hem kendilerine hem aile bütçesine gelir olarak da sağlayabilirler. Kurslarımıza gelerek meslek edinebilirler. Kara kalem resim kursuna değinirsek, kara kalem resim kursunda maliyeti yok diyeceğimiz kadar az bir maliyette. Bu yüzden de talepler gerçekten bu yüzden de fazla. Aynı zamanda kara kalem resim kursunda dediğimiz gibi en son aşamamız portre aşaması. Portreyi hani yapıp satabilirler. Ailelerine gelir olarak dönüştürebilirler bunu. Bu yüzden de talep gören kurslarımızdan bir tanesi. Evet hocam. Devam ediyoruz bu şekilde. Yine aynı şekilde. Derin kısımlar daha koyu. Yüksekte olan kısımlar daha açık olarak devam ediyoruz. Evet, gerçekten çok hoş görünüyor şimdiden. Bitmek üzere zaten.
Kaç grubunuz var hocam kursta? Şu an tek grubumuz var gündüz kurslarında. Ama full grubumuz. Dediğim gibi ilk başta zaten tedirgin geldikleri için onlara bir motive olsun diye aşama aşama kolaydan zora doğru bir eğitim veriyoruz. Temel tekniklerde de öğrenim sağladıktan sonra obje çiziminde ya da diğer çalışmalarda çalışmaları yaparken zorlanacaklarını söyleyebilirim. İsteyen herkes yapabilir. Evet, gerçekten isteyen. Yani kurslarımızın şöyle bir güzelliği var. Kurslarımıza gerçekten istekli insanlar geldiği için bu bizim için de bir motive oluyor. Çünkü hani zorlayarak herhangi bir hani zorunlu bir ders olmadığı için gerçekten isteyerek bu işi öğrenmek isteyerek geldikleri için onlar da bizim için iyi oluyor. Öğretmen açısından da yani hani, işimiz kolaylaşıyor diyebiliriz. Aynen. Gerçekten öğrenmek için geldikleri için bizim için zor olmuyor. Onlar da çaba gösteriyorlar. Karşılıklı bu iletişim olduğu sürece de daha güzel zamanlar geçirerek karakalem resim tekniğini öğreniyorlar. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Resmimizi gösterelim ve kapanışımızı yapalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Emeğinize sağlık. Efendim Dilek hocamız karakalem hakkında bilgiler verdi, tekniklerini anlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda daha başka branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi TV'nin YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.